içerisinde ilk defa bu bölgeye sofralı zeytin girmiş oldu. Şimdi sofralı zeytin dediğiniz zaman onun da cinsleri var. Şimdi kalibre kalibre. Mesela bu gördüğünüz, soframızda gördüğünüz siyah zeytinler 160 ile 200 adet arasındadır. En büyük siyah zeytinde 180 adet olur. 160-180 olur. Bu tatlanıncaya kadar tuzlu suyu absorbe eder, bünyesindeki suyu da verir geriye. Dolayısıyla adet %10-%15 kilo vermiş gibi görünüyor. Çünkü eziyor baskıya verdikten sonra. Şimdi bu durumdayken yeşillerde sıra olmuyor ama yeşil zeytinde de şey kullanılıyor, kostik kullanılıyor. Ben kostik kullanmaya ahdı beyman ettim. Gördüm kostik kullanılan ağaçların durumunu, meyvelerin durumunu da gördüm. O yüzden dedim ki ben bu işi yapacağım. Ben şimdi yeşil zeytinden tamamını tüccara satıyorum. Ve bir de böyle kahvaltı salonu açtınız. Biz kendimize kadar burada yapıyoruz. Ama tatlı suyla tatlandırma suretiyle yapıyoruz. Yani ilaçla yapmıyoruz. Siyasetin gibi böyle yani uzun müddet dayanabilir. Yani bir seneden ikinci seneye aktarabilir. Şimdi bu güzelliğin yanında, bu güzel salamın yanında dediler ki çocuklar biz buraya bir kahvaltı salonu yapalım. Birçok yerlerde gittik kahvaltılarda gelip zeytini döktük. Niye verdik? Müşterilerden de duyuyorum. Şimdi öyle ya, İstanbul'da zeytin kıtlığı var mı? 1000 ton, 5000 ton zeytin git İstanbul'da yok. Niye İstanbul'da buradan gelip alıyor? Ankara'da gelip alıyor. Erzurum'da, Diyarbakır'da. Niye gelip alıyor? Demek ki kalitesi hoşuna gidiyor. Orada cibre alıyor. Ama buradan kaliteyi alıp götürüyor. Dolayısıyla biz demek ki daha temiz, daha titiz hareket edersek bu işi burada devam ettirebileceğimizi kanaat getirdik. Kanaat getirmekle işte acizane bir şekilde böyle çocukların tertip düzeniyle bu hale getirdik burasını. Bu hale getirdik. İnşallah daim olursa tabii bunun üstü var. Onun üstü var. Burası 400 kişilik bir salon haline döner. Ama